Bugün Çek Cumhuriyeti ordusunun istihkakını inceleyeceğiz. Kutu oldukça büyük gözüküyor. İçinde neler olduğunu ve Çek askerlerinin ne yediğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Paketi açıyorum ve 3 öğünü de ayırıyorum. Tabii ki kahvaltıyla başlıyoruz. Bu tarz ordu galetelerini ilk defa görüyoruz. Tipi vücut geliştirenlerin yediği mısır patlağına veya onun gibi bir şeye çok benziyor. Oldukça hafif bu gevreklerin kokusundan Stephen bile etkilendi. Sanırım bu konservelere ekmek üstüne sürülen ezmeler gibi bir şey. Biraz alıyorum ve ekmeğin üstüne sürüyorum. Oldukça lezzetli. Eğer ki daha tatlı bir şeyler canınız çekiyorsa ezme yerine bu kiraz reçelini deneyebilirsiniz. Kahvesiz bile çok güzel bir sabah. Tabii hepsi birlikte çok daha lezzetli. Kahvaltı bittikten sonra bir tane de çikolata barımız var. Tatlı da bir vitamin. Ve iki tane de sakızımız var ki yanımızdakiler yediğimiz ezmelerin kokusunu almasın. Çok ilginç bir şey çıkmadı henüz. Bakalım sırada ne var. Bu arada sonraki videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Emin olun videolarımız hoşuna gidecektir. Öğle yemeğimiz daha değişik gibi. Burada rengi hoş, pembe olan başka bir ezme daha var. Ve bir de kayısı reçeli. Asıl ağır topumuz ise işte bu. İçinde gulaş et olan bu büyük teneke kutusunu açıyoruz. Oldukça egzotik gözüken bir yemekle karşı karşıyayız. Böylesini daha öncesinde hiç görmemiştik. Gerçi bir ihtimal bu hayvanlarla ormanda karşılaşmış olabiliriz. İçindekileri tencereye döküyorum. Gazla çalışan ısıtıcımı da ayarlıyorum ve ısıtmaya başlıyorum. Aslında odun ateşinde dışarıda ısıtmak isterdim fakat gereğinden fazla sıcak olacaktı ve bu saatte ateş yakmak pek de güvenli değil. Ve işte yemek hazır. İçindeki et parçacıklarını görebiliyoruz. Hadi yanına da bir de çay yapalım. Önce suyu koyuyoruz, ondan sonra poşet çayı bandırıyoruz. Çek askerlerinin enerjilerini korumak için ayrıca izotonik de eklemişler. Bu daha ciddiye alınmış bir öğün. Daha güçlendirici yemeklere de yer vermişler. Evinizin bahçesinde nasıl mantar dikeceğinizle alakalı bir video yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Deneyin sonuçlarını yavaş yavaş görüyoruz. Ağacın altına koyduğumuz kütüğün üstünden bu mantarlar çıkmış. Sanırım bunlar bal mantarı. Dostlarım, bunların zehirli olup olmadığını lütfen yorumlarda yazın. Bilirsiniz, yanlış bir mantar yersek sonuç hiç de iyi olmaz. Akşam yemeğinden ilk olarak çilek reçeli çıkıyor. Bu da etli güveç sanırım. Çayı demliyoruz. Çikolatamızı ve vitaminimizi de çıkartıyoruz. Ve işte akşam yemeğimiz hazır. Oldukça mütevazi bir sofra. Eğer Çek istihkakını özetlemek gerekirse çok da başarılı bulmadığımı söylemeliyim. Hiçbir cihaz ve ısıtıcı çıkmadı. Genel olarak yiyecekleri de içecekleri de hiç yeterli değil. Memnun edici tek şey öğle yemeğiydi. Büyük porsiyon yemek vardı. Bence Çekler savaş durumunda askerlerinin açlıktan ölmemelerini istiyorsa bu öğünlerden en az 2 tane yemek zorunda.